Evet, merhaba Haftaya Bakış izleyenleri. Hepinize Haftaya Bakış programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. Haftaya Bakış programına, geçen haftaki Haftaya Bakış programımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ama tabii geçen haftaki Haftaya Bakış programı da gerçekten mükemmel bir performansı olan programdı. Hangi manada performansı olan programdı diyecekseniz, belediyelerle ilgili mükemmel tespitlerimiz vardı. Şehrin sivil toplum örgütleri üzerine mükemmel tespitlerimiz vardı. Erzurum siyaseti üzerine mükemmel tespitlerimiz vardı. Öyle fazla da mütevazı olmayı sevmem. Her şeyin doğrusunu konuşmayı çok severim. Bu şehirde şehir adına konuşulması gereken her şeyi Haftaya Bakış programı konuşuyor, Haftaya Bakış programı dile getiriyor, Haftaya Bakış programı şehrin bir yönüyle çok iddialı bir söz de olsa şehrin gündemini Haftaya Bakış belirliyor. Tabii Haftaya Bakış bu gündemi belirlerken gücünü izleyicilerinden, takipçilerinden alıyor. Onun için şunu söyleyeyim. Biz Haftaya Bakış olarak sadece rejideki arkadaşımız Ender Yüncü ve Cem Atmaca değil, biz Haftaya Bakış olarak tüm Erzurumlular olarak, tüm Erzurum severler olarak, tüm Erzurum'un kültür elçileri vardır biliyorsunuz. İşte Erzurum'da gelmiş, eğitimini tamamlamış. Babasının memuriyeti sebebiyle bir şekilde gelip Erzurum'da bulunmuş. Erzurum'un mekteplerinde, okullarında, medreselerinde okumuş, üniversitesinde okumuş ama içerisinde Erzurum sevgisi hiçbir zaman sönmeyen Erzurumseverler ve Erzurum'un kültür elçileriyle beraber hep birlikte bir bütün olduğumuzu düşünüyoruz. Ama tabii şimdi ben Ender Yüncü'ye, Ender Yüncü nasılsın diye soracağım. O diyecek hiç iyi değiliz. Değiliz. Değil mi? Neden değiliz bir anlat bakayım hadi. Can Bey, Erzurumspor bugün bizi gerçekten üzdü. Evet. 3-1'lik ev kulübü Yeni Malatya mağlubiyeti. Her ne kadar da umutları bitirmese de Süper Lig umudumuzu bir nebze olsun böyle törpüledi gibi. Evet. Yani şöyle mi diyorsunuz? Ben spordan anlamam. Öztürk Akgök abimizle yapmış olduğumuz programda da artık öyle dedim en sonunda. Ben spordan anlamam anlamam dedim ama artık daha sporu konuşa konuşa ben de fikstürün önümüzdeki hafta ne olacağını, kim kimle yeni, kim kimle maç yapar, kim kimi yener, kim kimle berabere kalır şeklinde. Ama şunu söyleyeyim Ender Yücü, Erzurumspor'un bugünkü durumu Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir şeklinde bizim benim söylemiş olduğum, yapmış olduğum, atmış olduğum sloganlardan biriyle örtüşüyor. Şimdi biz ligin birinci yarısında Erzurumspor'un efendim babasının kesesinden verir gibi puanları verip dolandığı zaman Erzurum'da berabere kaldığı maçlar, şehir dışında %100 alacağı maçları berabere bitirip geldiği zaman biz Erzurumspor'a, Erzurumspor'un yöneticilerine, Erzurumspor'un teknik direktörüne efendim şöyle diyorduk. Diyorduk ki bu fütursuzca harcadığınız puanlara ikinci yarıda çok ihtiyacınız olacak. İşte bizim o söylediğimiz slogan bugün gerçekleşti. Doğru mu Ender Yüncü? Gülüşmeler Can Bey. Erzurumspor Süper Lig'de evet hepimiz mutlu, sevinç içerisinde Erzurumspor'u kutlarcasına taraftar olarak hep yanında olduk. Bir kere Süper Lig'in Lefter Süper Lig'in 2018-19 liginin şampiyonu bir kere hiç tartışmasız Erzurumspor taraftarıdır. Bugün ligin 3 büyüklere karşı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe de dahil olmak üzere 18 takım arasında eğer taraftarlar arasında bir şampiyon ararsanız Erzurumspor taraftarı bu ligin şampiyonudur. Kaybedeni ise Erzurumspor'un futbol takımıdır. Neden kaybettik? Neden buraya geldik? Bir kere her şeyden önce yönetim olarak elimizi açıp başımızı ellerimizin arasına almamız gerekti. Devre arasında yönetim değişti. Mevlüt Doğan'dan boşalan yönetime Hüseyin Güneş Beyefendi Erzurumspor Başkanlığı'na geldi. Genç, dinamik, daha aktif olacağına inandığımız bir isim olarak Erzurumspor'un başına geldi ama bizi bir hayal kırıklığına uğrattı. Erzurumspor'da son 6-7 haftaya girdiğimizde Süper Lig'de bunu sosyal medya üzerinden de görüyoruz. Törpülenen, yıpratılan,
bir ligle karşı karşıyayız. İşte Galatasaray'ı şampiyon yapmak için uğraşan bir yayın kuruluşu, küme düşecek, birinci lige düşecek takımları belirleyen bir yayıncı kuruluşuyla karşı karşıya olduğumuz söyleniyor. Dünkü Rize Spor Galatasaray maçından sonra Rize Spor Başkanı'nın çıkıp bu 96+4'te Galatasaray'a gol attıran hakem kurulunun akşam eve gittiklerinde çocuklarının yüzüne nasıl bakacaksınız sorusunu ben buradan Rize Spor Başkanı'na soruyorum. Tabii. Siz Erzurum Spor maçından sonra çocuğunuzun yüzüne nasıl baktınız? Şimdi Cem Bey burada gerçekten çok kötü bir ligle karşı karşıyayız. Keşke bu ligleri, ben bunu tabii ki bizim buradan sadece bir seslenişimiz olacak. Keşke lig maçlarını özel yayıncı bir kuruluş değil de TRT verse de arada şaibeler konuşulmasa. Geçtiğimiz hafta A Spor'da işte Beşiktaşlı Sinan'ın bir hafta önceden Galatasaray maçının hakeminin ismini söylemesi bile şaibeye katılacak en büyük örneklerden birisidir. Tabii ki bu şaibeler işte 3-1'lik gün 2 tane golümüzü vermedi hakem mesela. VAR hakemi Cüneyt Çakır'dı, 2 golümüzü vermedi. 3-3 berabere de kalabilirdik biz maçta. Hatta 1-1'den belki maçı çevirebilirdik Malatya'ya karşı. İlk yarıyı dediğimizde 0-0 biten bir ilk yarıda Edunk'un 3 tane net gol pozisyonundan yararlanamadığını gördük. Şimdi bugüne kadarki oynanmış 15 maçın ikinci yarıdaki 15 maçın ilk yarıdaki 17 maçın hepsini izledik Cem Bey. Bir kere Erzurumspor gerek ilk yarıda özellikle ilk yarıda bir Süper Lig tadı vermeyen bir takımdı. Yani Süper Lig, bugün Premier Lig'ini izliyoruz. Bilardo gibi futbol oynuyorlar. İnsanlar ekranların karşısından kalkamıyor. Dur şu pozisyonun sonu ne olacak? Erzurumspor'da bir kere Süper Lig'e yakışır bir takım, bir lezzet veren bir takım yoktu. Gelelim yönetime. Hüseyin Neş yönetimindeki Erzurumspor'dan biz çok şey bekledik. Özellikle sosyal medyanın konuşmalarını baz alacak olursak, işte masa başında biten maçlar, Futbol Federasyonu'yla olan ikili ilişkiler, hakem kuruluyla olan ikili ilişkiler arasında takımların birinin bir anda yükselişe geçmesi, birilerinin düşüşe geçmesi, şaibe. Sevelim ya da sevmeyelim. İsteyelim ya da istemeyelim. Ali Demirhan başkan olsaydı bugün bunları konuşmuyorduk. Ali Demirhan'ın bugün Erzurumspor başında olsaydı ya da Ali Demirhan gibi cevval birisi olsaydı bugün bunları konuşuyor muyduk? Konuşmuyorduk. Neden mi? Ali Demirhan Beşiktaş yönetiminde bulunmuş. İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonu'yla, hakem kuruluyla olan beşeri ilişkileri çok iyi bir başkan idi. Hüseyin Neş'e gelince, Hüseyin Neş'ten beklentilerimiz nelerdi? Genç, dinamik, takımı ateşleyecek. Evet, takımı ateşledi Hüseyin Neş. Nerede? Antalya kampında futbolcularla top oynayarak. Bir başkan ki futbolcularıyla beraber antrenmana çıkıyorsa o başkan hiçbir futbolcu takmaz. Hiç bugüne kadar Adnan Polat'ı, Ali Şen'i, İlhan Cavcav'ı, birçok futbol takımının başkanını hiç siz futbolcularıyla beraber antrenmanda gördünüz mü? Bırakalım profesyonel ligi. Erzurum amatör kümede futbol oynayan o çocuklarımızın yanında hiçbir gün amatör kulüp başkanları takımlarıyla beraber antrenmana çıktı mı? Takımıyla beraber antrenmana çıkan bir başkanı o futbolcu takar mı? Takımıyla beraber antrenmanda futbol oynayan bir başkanı hakem kurulu takar mı? Takımıyla beraber antrenmanda futbol oynayan bir başkanı Türkiye Futbol Federasyonu takar mı? Takmaz. İşte Erzurumspor'un yanlışları burada. Ne buldum delisi oluyoruz ya. Hüseyin Güneş'i biz Erzurumspor'un başına ağabeyi olarak, başkan olarak o takıma bir yönetim sergilesin diye getirdik. Diğer yönetici Şahsuvaroğlu ismini hatırlamıyorum. Lütfü Şahsuvaroğlu ile beraber kol kola antrenmanlarda geç sen o takımdansın ben bu takımdanım antrenman yapacağız. Tek pas yapalım. Hadi bir de maç antrenmanı yapalım. Hadi bir de teritmanına katılalım. İşte Erzurumspor'un hali burada. Erzurumspor'a başkan olacak kişinin bir kere her şey önce ağabeyi olması lazım. Ağabeyi olamıyorsanız o zaman o takımda olmayacaksınız. Yine söylüyorum, bugün takımın başında Ali Demirhan ve Ali Demirhan gibi birisi olsaydı bu takım bugün düşecek mi düşmeyecek mi diye konuşmayacaktık. Niye konuşmayacaktık? Çünkü Ali Demirhan'a bir kere taraftarın inancı vardı. Ali Demirhan'a
Türkiye Futbol Federasyonu'nda karşılığı olan bir isimdi. Hüseyin Üneş'in neyi var? Hiçbir şeyi yok. Hiçbir karşılığı yok. İşte Hüseyin Üneş o kameralar karşısına geçip takımı şampiyon yapacağım. Takımı buraya getireceğim. 2,5 yıllığına bu futbolcuyla anlaştım. 2,5 yıllığına futbolcuyla anlaştığım futbolcuların hangisini birincilikte tutabileceksin? Hiçbirisini. Onun için Erzurumspor bugün nereye geldiyse Erzurum bunu hak etti. Sizin de daha önceki programlarda söylediğiniz gibi Sunu'yla, Kone'yle onunla bulunulmaz. Bakın Erzurumspor'da bugün futbolu iyi oynayan, takımda göz dolduran futbolculara bir bakalım Cem Bey. Taylan Antalyalı, Lokman Göl, Jasmin Su, bunların hepsi Ali Demirhan'ın takıma getirdiği futbolcular. Yani ikinci ligden birinci lige, birinci ligden de Süper Lig'e Erzurumspor'u taşıyan futbolcular. Bugün Erzurumspor'u Süper Lig'de izlerken ben zevk almıyorum, tat almıyorum, lezzet duymuyorum futbol izlerken. Niye? Futbolcularımızın hiçbir tanesi, evet aralarında istisnalar var. Mutlaka bir Obertan var, Manchester'dan gelmiş. İşte Egemen Korkmaz vardı ama hiçbirisi gerçekten Süper Lig'de izlerken tat aldığımız, lezzet duyduğumuz hiçbir şey yok. Yine söylüyorum ve söyleyeceklerimi burada bırakıyorum Cem Bey. Bu Süper Lig'in 2018-19 Süper Lig'in şampiyonu taraftarı Erzurumspor taraftarıdır. Bu yönetimin, bu futbolcuların her birisinin ayrı ayrı o taraftara çıkıp kameralar karşısında teşekkür etmesi gerekli. Evet, Ender Yüncü yine bağırdı, çağırdı. Bilmiyorum nasıl oldu. Alttaki üstteki komşular bu kadar bağırmaya ne derler onu bilmiyorum ama tabii Erzurumspor'un bugünkü hali, durumu, belki düşmesi açısından Erzurumspor'un birinciliğe, PTT değil mi orası, PTT'liği mi oluyor? PTT'liğe düşmesi açısından düşmesiyle ilgili kesin gibi görünen bir tablo var ortada. Ama tabii şunu söyleyeyim, birinci dönemde yapmış olduğumuz transferleri hep söyledik. Birinci dönemde yapmış olduğumuz transferlerin hatalı olduğunu, Erzurumspor'un paralarının, daha doğrusu Büyükşehir Belediyesi'nin paralarının çarçur edildiğini söyledik. Şimdi de tabii Erzurumspor'da birinci dönemden ikinci döneme, ikinci devreye geçerken işte bir kongre yapıldı. Hüseyin Üneş miydi? Hüseyin Üneş denilen arkadaşımız geldi. Tamam, arkadaşımız çok da fotojenik. Böyle sevimli de bir tipi var ama tabii biliyorsun futbol sadece sevimli olmak ve fotoğraf... Ne yapacağız onu? Bir dakika Ender'cim, tamam ben de bir dakika dur konuşayım. Bak ben bir şey demedim, bak sen yine benim insicamımı bozdun, dur bir şey anlatacağım şimdi. Efendim belki çok daha böyle fotojenik olabilir, kameralara hoş pozlar verebilir, güzel görüntü verebilir ama tabii yapılan sonuçta Erzurumspor'un düşmüş olduğu duruma, gelmiş olduğu duruma baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir durum yok ortada. Tabii ki kulis faaliyetleri çok önemli. Mutlaka etkin bir isim olmak çok önemli. Tabii ki Erzurumspor'un ben bu ligdeki en renkli, en mücadeleci, efendim sıkıntılar olsa bile o sıkıntıları aşma konusunda en dirayetli, en gayretli takım olduğunu ben de söylüyorum. Tüm spor yorumcuları da söylüyor. İşte Erzurumspor'u doğradınız, doğuruyorsunuz. Bugün de doğradınız, geçen hafta da doğradınız. Ondan 3 hafta, 5 hafta önce de Erzurumspor'u doğrayan, Erzurumspor'u yok sayan, Erzurumspor'un düşmesi için her şeyi ayarlayan bir mekanizmanın olduğu su götürmez bir gerçek. Ama tabii spor yorumcularının yorumlarına baktığımız zaman insan şöyle söylüyor. Ben hani diyor ya, karga kindar, tilki kurnaz, yılan sinsi ve bunlar hepsi kardeşim. Yani bunlarla başa gelebilecek bir üst akıla ihtiyacımız var. Bunlarla başa gelebilecek, çok iyi lobi faaliyeti yürütebilecek ya da Erzurumspor'un haklarını savunabilecek güçlü bir iradeye ihtiyaç var. Biz tabii güçlü bir irade oluşturamadık. Oluşturamama sebebimiz sadece Hüseyin Üneş denilen ya da Hüseyin Üneş'le birlikte olan yönetici kadrosundan kaynaklanmıyor. İşte İstanbul'daki dernekleri ve vakıfları, İstanbul'daki Erzurumlu iş adamlarını, Erzurumlu bürokratları, Erzurumlu siyasetçilerin de bu kulis faaliyetlerine destek olması gerekiyor. Böyle bir destek de görmeyince Erzurumspor işte ligin doğranan takımı oluyor. Ama taraftar açısından, mücadele açısından ben Erzurum
Erzurumspor'u aslında başarılı buluyorum. Ama tabii Erzurumspor'a başarılı demek Erzurumspor'un ligden düşmesi manasına da gelmiyor. Bu da garip bir durum. Bunu da açıklayamıyorum ama Erzurumspor'un düştüğü ya da düşeceği sporu bilen, futboldan anlayan arkadaşlar tarafından bugün bir iki kişiyle daha konuştum. Gerçekten de bu düzen, bu çarkın içerisinde Erzurumspor'u dişlilerin arasına attılar ve biz bunu aslında haftalar önce söyledik. Biz söylemedik. Türkiye'deki spor yorumcuları söyledi. İşte ulusal kanallarda, genel yerel kanallarda söyleyen tüm spor yorumcuları bunu dile getirdi. Erzurumspor'u doğuruyoruz. Erzurumspor doğranıyor şeklinde Twitter'da taglar açtık. İtirazlar ettik. Gerçekten de Erzurumspor'u doğradılar. Tabii şimdi bundan sonra önümüze nasıl bakacağız? Bundan sonra Erzurumspor ne yapacağı? Önümüzdeki haftaki maçlara iki maç mı kaldı? Fenerbahçe ve Kayseri. Mesele yok. Fenerbahçe ve Kayseri maçından sonra artık Erzurumspor'da bir şapkayı, Erzurumspor'un yöneticileri şapkayı bir önlerine koyacaklar. Her şeyden önce bir büyükşehir belediye başkanımızın da ben Erzurumspor'la ilgili radikal kararlar alacağını, önemli kararlar alacağını ve Erzurumspor'un bu ligden bu yıl düşse bile önümüzdeki yıl yeniden şampiyon olarak bu tecrübelerini bir dahaki ligde inşallah kullanır diye düşünüyorum. Ulusal basın, yani tırnak içerisinde söylüyorum, bizim değil, ulusal basın yayıncı kuruluşun ligi organize ettiğini söylüyor. Erzurumspor'u neden düşürmek istediklerini söylüyor. Buraya kamera göndermeler, buraya spiker göndermeler zor olduğu için Erzurumspor'u istemediğini, diğer takımların da taraftarının çok olanları yukarı çekip burada, dekoder satma amacı gittiği söyleniyor. Burada çalışan bir mekanizmanın olduğunu yani bizim Erzurum'dan tespit etmemiz mümkün değil ama dediğim gibi tüm spor yorumcuları, tüm futbol otoriteleri bu ligde bir organize işlerin olduğunu, belli işlerin ayarlandığını ve burada da gücü olmayan, lobisi olmayan, aslında şerefli, onurlu, dik duruşlu bir taraftarı olan Erzurumspor'un lobi faaliyetlerini çok iyi yürütemediği için, hakkını çok iyi arayamadığı için Erzurumspor'un bu ligden düşmeyle karşı karşıya kaldığını söylüyorlar. Buradan Erzurumspor'un başkanına şunu da söyleyeyim. Demek ki Sayın Başkan neymiş? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na haksızlığa uğradıktan sonra oltu taşı tespihi hediye etmeyle bu işler olmuyormuş. Bu işler bu kadar basit değilmiş. Şimdi bizim Erzurum'da şöyle bir mantık oluşmuş. Her işimizi kadayıf dolması yedirerek, oltu taşı tespih vererek, göğermiş peynir, lavaş ekmek ikram ederek, cağ kebap ikram ederek halledeceğimizi zannediyoruz. Ama son söz şunu söyleyeyim. Arkadaşlar görünen o ki, sporda, futbolda görünen o ki, gazın ayağı hiç de öyle değilmiş diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum.